Toros Cumhur bize eşlik ediyor. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, teşekkür ederim Şafak Hanım. Size de iyi yayınlar dilerim. Teşekkürler efendim. Hem alıcı taraflarında hem de gayrimenkullerinin satış tarafında doğrudan doğruya bu işi hem teknik hem de taktik anlamda bütün yönleriyle bilip uygulayan kişilerle birlikte çalışmasını tavsiye ediyoruz. Özellikle gayrimenkul müşterileri de bu konuyla özellikle Türkiye'de son dönemde ciddi bir kırılma ve bu yöne doğru bir evrilme söz konusu. Çünkü artık emlak müşterisi daha çok bilgi, daha çok fayda ve daha doğru fiyatlı gayrimenkullere en hızlı şekilde ulaşabilmek istiyor. Bu altyapıyı bir gayrimenkul profesyoneline sunabilmesi açısından bir takım sistem ve modelleri içine alan bir faaliyet yürütmesi gerekiyor diye düşünüyoruz. Peki şimdi Türkiye aslında hem gayrimenkulü seven bir ülke, hem alış hem de satış tarafında. Şimdi biraz daha satış tarafında yoğunlaşmamın nedeni, yani profesyonel tarafta yoğunlaşmamın nedeni yeni dönem olması. Hemen bir noktayı daha temas etmek isterim. Siz önce franchising modelinden bahsettiniz ki dünyada şimdi yeni modeller de konuşuluyor. Özellikle Türkiye'de tam anlamıyla kemikleşen model hangisi olması gerekiyor? Türkiye'ye hangi model uyuyor ki sizler bildiğim kadarıyla zaten şehir şehir dolaşıp bunların eğitimini de veriyorsunuz. Belki bu işi yapmak isteyenler vardır, bizleri izleyenler vardır. Onlara biraz daha sektörü anlatabilir misiniz ince ayrıntılarıyla? Kendi mesleğimiz perspektifinden konuyu yorumladığımızda müşteride ve tedarik tarafında hiçbir şeye bağlı olmadığımız başka bir sektör Türkiye'de yok. Dolayısıyla bundan 10 yıl, 15 yıl öncesine kadar gayrimenkul sektöründe bizim yaşadığımız toplumda iki sandalye bir masa atan ya da herkesin bir emlakçı ya da bu gayrimenkul danışmanı olabileceği şeklinde toplumsal bir obsesyon söz konusuyken, artık bu konuda gerçekten çok alfa zekalara, kuvvetli kişiliklere sahip, çok ciddi eğitimler almış, çok farklı ekollerden gelen profesyonellerin artık gayrimenkul sektöründeki girişim fırsatlarını önemsediğini ve ciddiye aldığını fark etmekteyiz. Bugün gayrimenkul sektöründeki özellikle ERA bünyesindeki bizim gayrimenkul profesyonellerimize baktığımızda eğitim, üniversite mezuniyet düzeylerimiz %70'lerin üzerinde. En az iki dil konuşabilen gayrimenkul girişimcilerimizin oranı %68'ler düzeyinde. Dolayısıyla ben bu sektörün girişimcilik ekosisteminde bu yönüyle değerlendirildiğinde herkesin kendinden bir pay bulabileceğini düşünüyorum. Bizler de bu sektörde faaliyet göstermek isteyen girişimcilerin etrafında sunduğumuz fırsatlarla kuşatıyoruz diyebilirim. Peki dilerseniz hemen biraz daha satış tarafına da yoğunlaşalım. Biraz daha nabız yoklayalım. Şimdi Temmuz ayı rakamları yine yüksek geldi ki son 3 yılın rakamlarına baktığımızda 2020 Temmuz ayı en fazla satışın yapıldığı Temmuz olarak da ön plana çıktı. Nasıl değerlendiriyorsunuz ilgiyi? Şimdi tabii ki burada yapılan kampanyalar ve tarihin düşük faiz oranlarının büyük bir etkisi vardı. Bundan sonraki süreçte yılın ikinci yarısı itibariyle ve yıl sonuna kadar olan o takvimi nasıl değerlendirmek gerekir? Sizin tarafınızda nasıl bir öngörü söz konusu? Evet. Şimdi konuyu biraz aslında verilerle ve 360 derece yorumlamakta fayda görüyorum. Biliyorsunuz Haziran ve Temmuz aylarında yaklaşık 438 bin adet konut satışı gerçekleşti Türkiye'de. Sadece Temmuz ayında konut satışlarının 229 bin adetle tüm zamanların aylık rekorunu kırdığını da görüyoruz. Baktığınızda ipotekli satışların 2 ay öncesine gittiğimizde Haziran'da 102 bin, Temmuz'da 130 bin ipotekli konut satışı gerçekleşmiş. Bu toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının %57'sine karşılık gelen bir orana karşılık geliyor. Baktığımızda geçen yılın aynı dönemine göre %900'lük tarihi bir rekor söz konusu. Yani daha net bir tanım yapmak gerekirse bir yılda gerçekleştiren satışların 1/3'ünün son 2 ayda gerçekleştiğini görüyoruz. Bu hareketliliğin en büyük nedeni de tabii ki sizin de söylediğiniz gibi faiz oranlarının tarihin en düşük seviyesi 0.64'ler düzeyini görmesiydi. Bakıyorsunuz Temmuz'a geldiğimizde faiz oranlarının yükselmiş olsa da psikolojik sınır olan %1'in altında kalması, Temmuz'da önceki yılın aynı ayına kıyasla yaklaşık %24'lük artışla devam etti. Nitekim yani sadece Haziran ve Temmuz ayındaki gelişmeler
Türk vatandaşının düşük konut kredisine ihtiyaç duyduğunun en önemli kanıtı. Dolayısıyla sadece konutla birlikte değil, bu istatistiklerin bu düzeyde olmasıyla birlikte sanayi sektöründe de 200'ün üzerinde alt sektörü canlandırıyor. Az önce de söylediğim gibi gayrimenkul ekonomiyle ilgili, çünkü parayla satın alınıyor. Bu sebeple faiz oranlarının çok belirleyici olduğunu düşünüyoruz. Özellikle geçtiğimiz 2 aydaki genel oranlarda bariz değişiklikler yaşanmazsa Ağustos ayında ortalama 120-130 bin aralığında bir satış oranı gelebileceği yönünde bir beklentimiz var. İşin aslı şu, korona salgını olmasa aslında müthiş bir yıl bizi bekliyordu. Ancak her sektörde olduğu gibi bizim sektörümüzde kısa süreliğine de olsa bir türbülansa soktu. Ancak toparlanmayı hep birlikte görüyor ve yaşıyoruz. ERA Türkiye Marka Direktörü Toros Cumhur Efendi bize eşlik ediyordu.